bazı işte yabancı yer neyse yani böyle çok şehevi, çok böyle erkek peşinde koştuğunu falan yazılır. Bundandır. İşte böyle kadınlar yanlış işler yapmasınlar diye onların da sünnet edilecek yeri vardır. Kitaplarda, fıkıh kitaplarında mevzu bahistir. Bunlar tabii çok sık rastlanan şeyler değil ama vardır. Erkeklerde mutlaka, bütün erkeklerde doğduktan sonra 7. gün veya 7 yaşında, evet, veya 7 yaşında sünnet ettirmek kuvvetli sünnettir. Vacip diyen var. Vacip diyen var. Kuvvetli sünnettir diyorum. Sıradan bir sünnet değil. Gavurla Müslümanı ayırt eden bir sünnettir. Biliyorsunuz 1950'li yıllarda Kore'de Birleşmiş Milletler'in şeylerle, komünistlerle harbinde Türkiye de o harbe dahil oldu. Ve Amerikan ordusu, şimdikiler onu inkar etse de esir düştüler ve onları esaretten Türk ordusu kurtardı. Kunuri Savaşı'nda çemberye alınmış Türk askeri, ki topçu okulunda oraya katılan hocalarımızdan duyduk. O zaman Üsteğmen yüzbaşı, bizim zamanımızda albaydı. Onlardan duyduk. Evet, Türk askerinin kahramanlığı sayesinde Amerikan ordusu, Amerikan birliği savaşa katılan yok olmaktan kurtuldu. Söylediği şey şu, evet, komutanımızın anlattığı şeyi arz ediyorum. Biz orada zulmü önlemek için sarpıştık. Evet, bir Müslüman da dünyanın neresinde olursa olsun zulmü önlemek için, zalime engel olmak için savaşırsa şehit olur. Kore'de vefat eden askerlerimiz de %100 dinen şehittir. Çünkü zulmü önlemek için orada savaştılar. Evet, işte orada komutan diyor ki, bizi anlatıyor. Siperleri kazdık. Düşman diyor çok, bizden çok çok sayı bakımından çok üstün. Onun için ben emir vermedikçe kimse siperden çıkmasın. Kesin emir verdim. Ama bizim askerimizin kahramanlığını, cesaretini anlatma sadedinde anlatıyordu. Karşı taraftan bomba atıyorlar siperlere. Çünkü daha yakını gelirlerse bizim askerler onu siperlerden vuruyorlar. Bomba atıyorlar siperlere. O siperlerde öldürecekler. Bizim askerimiz siperden fırlıyordu. Bombayı havada yakalıyordu. Patlamadan karşı tarafa atıyordu. Bunu gözümle gördüm diyor. Albay bunu söylüyordu, komutanlarımız. Ayrıca savaş sırasında savaşırken beyaz horoz aramızda dolaşıyordu. Beyaz horozlar. Evet, bu melektir. Yardım etmiştir. Çanakkale'de yardım ettiler. Bedir'de de yardım ettiler. Müslümanlara, müminlere. Öyle kazandık. Evet, bunu biz orada duyduk. Şimdi işte orada tabii bomba atıldığı zaman çok şehit verdik. Amerikanlardan da şehit oldu, ölenler oldu. Gavurdan şehit olmaz da. Evet, şimdi şehidin cenazemizin kılmak zorundayız. Görevimiz farz. Evet, gavur mu Müslüman mı nereden seçeceğiz? Eteğine bakacaksın. Eğer ceset sünnetliyse cenaze namazını kılacağız, mümindir. Evet, çünkü Hristiyanlar şey olmaz, sünnet olmazlar. Oradan, yani dediğim o, sünnet olmak adı sünnet ama Müslümanı gavurdan ayıran bir kuvvetli sünnet. Onun için bazı alimler, müçtehitler vaciptir diyorlar sünnet olmak. Evet, bu erkeğin uzvunun başındaki derinin kesilmesi. Doğduktan sonra veya doğduğu sırada doktorla gerekli görürse bazen tıkalı oluyor, kesiyorlar. Olabilir, dinen bir aykırılığı yok. 7. gün sünnet, 7 yaşına kadar sünnet. Daha fazlayı bırakmamak lazım çünkü çocuk büyür.
Müslüman çocuk edepli hayalı olur. Sünnet olurken açacak aletin her şeyini. Başkaları da görecek, utanır. Edep dolayısıyla 7 yaşını geçirmemek lazımdır dinen. Ama 7 yaşında da olmamışsa 90 yaşında Müslüman olmuş kimse de sünnet olmak zorundadır. Ben böyle bir adamla tanıştım. 76 yaşında profesör atom fiziği üzerine İsviçre'de Müslüman olmuş. Evet, bu adam da sünnet olmuştu. Evet, kaç yaşında olursa olsun sünnet olmak gerekir. Müslümanı gavurdan ayıran bir ayrıştır. Bu sünnet edildiği zaman yemek verilir. Bu da sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Yani erkek sünnet edildiği zaman iki kurban kesin, akika kurbanı kesin, onların kazasına, belasına, kötü şeylerden korunmasına sebep olması için, Cenab-ı Hak şükür için imkanı olanlar iki kurban kessinler. Kurban olabilecek hayvan kessinler. Kız olursa bir tane akika kurbanı kesilir. Kazasına, belasına gerilsin, iyi insan olsun diye. Evet, kemikleri kırılır mütevazı olsun diye. Bazı kemikleri kırılmaz, kazaya belaya uğrayıp da kemiği kırılmasın diye, bu niyetle. Bu niyetle, evet, eş dost çağrılabilir, zengin fakir çağrılabilir, müminler çağrılır, kendi de yiyebilir, böyle bir ziyafet verir, böyle bir ziyafet verir. Evet, daha sonraya bırakmamak lazımdır. Bu hitan, sünnet olmak insanlık gereği olması gereken bir şeydir, fıtrat gereğidir. Bir, evet, İmam Şafii vacip diyor sünnet olmaya, evet, vacip diyor. Vel istihdat, kasıkları tıraş etmek de dinen gereklidir. Kadın erkek, kasıkların çıkacak kılları, kadınlarda yolmak daha iyidir. Erkeklerde tıraş olmak daha iyidir. Bunu tıraş etmek de keza yaratılış gereği insan olmak haysiyetiyle gereken şeylerdendir. Babalar, analar kızlarına, oğullarına bunları öğretmek zorundadırlar. Camilerde vaizler bunu öğretmek zorundadırlar. Maalesef şimdi kardeş olun, temiz olun, birlik olun, bir mi sevin? Hocam, dinin hükümleri var. Onları da öğret bu Müslümana. Nereden bilsin bu? Evet. Bunu niye söylüyor? Evet. Evet. Biz de talebelimiz döneminde spora meraklıyız. Evet. Türkiye basketbol takımı dünya şampiyonasına katıldı. Amerika'ya gitti. Gördüğüm şeyi arz ediyorum. Biliyorsun onda pota var. Topu kapacaksın, onu soktun mu numara alıyorsun. Bizim takımımızdan birisinin adı da Mehmet. Erkeklere verilen en güzel at, Allah'ın sevdiği at Abdurrahman'dır. Peygamberin en çok sevdiği at da Muhammed'dir. Bizim milletimiz onu Mehmet'e çevirmiş. Niye? Çünkü Muhammed adını verdiniz mi tokat atamazsınız. Saçını kulağını astılamazsınız. Hayvan eşek diyemezsiniz. Muhammed çünkü adı, peygambere ucu değer diye. Onu Mehmet'e çevirmiş bizim halkımız. Hatta şöyle bir olay da var. Bir adam hırsızlık yapmış. Hakime getirmişler. Hakim sormuş, adın ne? Muhammed demiş, olmaz demiş. Muhammed hırsızlık yapmaz. Mehmet de, Mehmet de. Mehmet de. Yani şeklen hiç olmazsa peygamberimize benzemesin diye Muhammed'i Mehmet yapmışlar. Evet, ben Mehmet topu attı, sayı kazandı. Kolunu kaldırınca bir baktım Mehmet'in kolunun altı orman gibi. Hiç kesmemiş. Evet. Olmadı Mehmet. Adın güzel ama dini hükümleri öğretmemiş anası babası. Orman gibi gördüm orada, yani de ondan söylüyorum.
sizler de çocuklarınıza bunu anlatacaksınız. İnsanlık gereği yapılması gereken dinimizde, şeriat deniyor dinimize, şeriatta dinimizde gerekli olan bir şeydir. Kasık tıraşı, evet, koltuk altı tıraşı ve taklimül asfar, evet. Tırnakları kesmek, tırnakları kesmek. Bu da, evet, parmak uçlarındaki tırnaktan uzayan kısımları kesmek. Bu da sünnettir. İnsanlık gereği yapılması gerekendir. Şimdi bakıyorum ben, bir metre tırnağı var hanımefendinin. Otobüste şurada burada giderken olmadı Ayşe Hanım. Olmadı Fatma Hanım. Adı Müslüman adı. Müslüman. Ama bakıyorum tırnağı uzun. Olmadı. Bilmiyor. Evet. Tırnakları 15 günü geçirmemeli. Hele hele 40 günü geçirmemeli. 40 günü geçerse tahrimen mekruh olur. Harama yakın mekruh olur. Ama bu kaç ay kesmediyse bayağı uzamış gitmiş. Olmaz. Bir Müslüman kadınına bu yakışmaz. Erkeklere de yakışmaz tabii. Ya yani 15 günü geçirmemeli. Hele hele 40 günü geçirmemeli. Dinimizin olmazsa olmaz gereklerindendir. Evet, sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek doğru insanlık gereği yapılan şeylerdir. Münitul ıptır. Ha, şimdi geldi. Koltuk altını, tüylerini yolmak diyor Peygamberimiz. Yolmak kelimesini kullanmış. Tabii tıraş ederseniz de yasak değil. Fakat tabii tıraş ederseniz çok kuvvetlenir. Daha kuvvetli çıkar. Ondan dolayı yolmaya alıştırırsanız koltuğu altını sık sık olmaz. Bir de sertleşmez orası. Evet, onun için koltuğu altının tüylerini yolmak. Evet. Oralarda pis kokuya, pisliğe sebep olur. Tırnak da öyle. Koltuk altındaki tüyler de öyle. Bunları yolmak, olmazsa tıraş etmek, evet, gerekir. Ve kassu şarip, bıyığı kısaltmak. Evet, ben aktarıcıyım. Evet, şimdi maalesef dinimizin hükümleri bilinmiyor. İmamlardan, müezzinlerden sakalsız, bıyıksız bir sürü adam var. Böyle bir Bursa'nın bir kazasında namaz kıldık. Güzel okudu. Sonra yanıma geldi. Baktım bıyık yok oğlanda. Niye dedim bıyıksızsın lan? Haberi yok bundan. Evet. Maalesef böyle hocalarımız da var. Kusura bakmayın, darılmayın. Ben hadisi size duyuruyorum. Müslümanlar kardeşe, Müslümanlara Müslümanlık kardeşliği görevimi yapıyorum. Duyuruyorum. Uyarsınız uymazsınız sizin gene. Evet. Hocam dedim, bu yanlış. Bir imam peygamberin makamına geçmiş. Mihrap peygamberin makamı. Öyle sıradan bir yer değil. Efendimiz hayatı boyunca imamlık yapmış. Sen onun makamında peygamberin sünnetini çiğniyorsun dedim. Cas cavlak, kusura bakma, avrat mısın, erkek misin ayırt edemiyoruz. Çok ağır değil mi söz? Hayır. Şimdi televizyona bakın. Konuşan profesör, kadın. Aynı senin gibi tıraş olmuş. Ondan sonra benim gibi gömlek giymiş. Aynen ceket giymiş, pantolon giymiş. Ben bunun karı mı, erkek mi olduğunu nasıl bileyim? Erkek, kadınlarda bıyık çıkmaz. Bıyık bırakırsa, ha erkekmiş derim. Yani demek istediğim, darılmayın. Nasıl sünnet olmak, gavurla Müslümanı ayırt eden bir kuvvetli sünnetse, bıyık bırakmak da kadınlardan erkekleri ayıran kuvvetli bir sünnettir. Hele hoca hiç yapmamalı. Sizler de yapmamalısınız. Şimdi ben yolda giderken bir kadına selam versem, vay hoca vay be, karıda gözü var herhalde dersiniz. Dedikodu sebep olur. Ama bıyıklıya rahat selam verebilirim. Erkektir çünkü. Yani erkek misiniz değil misiniz ayırt etmek için
Sakal da bırakın da hadi önce bıyık bırakın. Evet, bıyık bırakmak, bıyığı kazıtmak yok diyor bak. Bıyığı kısaltmak. Ha. Şimdi bazen görüyorum böyle uzatmış, bir de altını salmış. Evet, hadis-i şerif var. Kassu şevarib, bıyıkları kısaltınız. Fehalifül mecuz, ateşe tapanlar bıyıklarını uzatırlarmış, aşağı doğru da salarlarmış. Şu veya bu ideolojiye sahip olanı karıştırmıyorum. Hadis söylüyorum. Sen parola için falan ideolojiye sahip olduğundan dolayı bıyıklarını aşağı doğru uzatabilirsin. Ben de Müslüman olarak diyorum ki, bir hoca olarak, sen Müslümansın, aşağıya salma bıyıklarını. Efendimizin emri var. Ve halifül mecuz. Bu mecusilere, ateşi tabanlara benzemektir. Onlara muhalefet ediniz. Şu dudağınızın kırmızısını aşağıya geçmesin bıyığınız. Hem bu ön kısmında hem de ucun uzantısında aşağıya geçmesin. Orayı kesin diyor. Kassu şevarib. İnsanlık gereği olan şeydir. Evet. Karl Marx'ta da bıyık var. Karl Marx'ın bıyığı işte peygamberin dediğinden. Biliyorum ben de. Böyle pos bıyık, pis bıyık. Son derece kesmemiş sağını sonuna. Öyle bir bıyığı var. Başkalarında bıyığı var. Bazı Alevi denen kimseler. Yani tenzih ederim de. Bakıyorum ben, ağzına burnuna bıyıkları kısarmış. Efendimizin sözü efendim. Ve halifül mecus. Mecusiyle senin niyetin mecusiye benzemek olmasa daha iyi. O pos bıyıklı, pis bıyıklı adama söylüyorum. Ahmet'e, Mehmet'e, Müslüman'a söylüyorum. Efendimin sözü bu. Mecusiye benzemeyin. Onu muhalefet ediniz. Bıyıklarınızı kısaltınız. Şu kırmızı dudakların kırmızısını örtmesin. Kenarlardan aşağı sartmasın. Harfte yalnız heybetli görünmek için kenara uzatabilirsiniz. Kuvvetli görünümü vermek için bıyıklarınızı kenara uzatabilir. Harp sırasında gavura korku vermek için. Bunun dışında kenara uzatmak da aşağı uzatmak da peygamberin emrine muhalefettir. Mecusiye muhalefet etmek gerekir. Ateşi tapanlara Müslümanca süslenmek gerekir. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Keza gene İmam Ahmed İbn Hanbel, kassu sibalatukum ve la teşebbühü bil yehud. Hadis-i şerif. Ahmed İbn Hanbel'in kitabında yazıyor. Yahudilere benzemeyin diyor. Yahudilere benzemeyin. Onlar da bırakırmış. Bıyıklarınızı kısaltınız. Dudağınızı örtmesin, kenarlarını aşağı sarkmasın. Sebalatiküm bu demek. Şu uzantıları, sarkanları kesmeyi kesin diyor. Yahudilere benzemeyin diyor. Sakal konusunda da Molla Hüsrev'in Dürer'ine bakabilirsiniz. Evet. Sakalını kesenlere çok ağır söylüyor hoca. Yahudilere benzemeyin diyor. Kesin diyor. Sakal bırakın diyor. Bunu da arz ediyorum. Evet. Sakala sövmeyin. Çünkü görüyorsunuz dininizin gereği. Bıyığa sövmeyin. Dinin emrine sövmüş olursunuz. Peygamberin sözüne sövmüş olursunuz. Ondan sonra kitapta yeri var. Peygamberin sünnetini hakaret eden, söven ne olur? Müftiye sorun bak. Boşuna namaza gelirsin. İmanınla oynarsın. Bu kadar önemli bu işler. Ama bu düşüncelerde değil. Yapıyor ama yanlış işliyor. İşliyor bak, görüyorsun yanlışlarını arz ediyorum. Fakat bu kastı yoksa ona Yahudi diyemeyiz. Mecusi diyemeyiz. Vay kafir diyemeyiz. Ama yanlış olduğu ortada, arz ediyorum. Onu size söylüyorum. Evet. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bunları analar, babalar
kızlarına, çocuklarına öğretecekler. Bu ananın babanın görevidir. Ananın nasıl namaz kılmayı emretmeleri gerektiği gibi dini öğretmeleri, bu emirleri de onlara öğretecekler. Hıyar-ı ümmeti, benim ümmetimin hayırlıları, Efendimiz buyuruyor güne, seçkinleri, evet seçkinleri, ulema uhe, alimlerdir. İlmiyle amil, bildiğini tatbik eden, evet hafız, namazı yok. Böyle hafızı olur mu ya? Evet, vaiz, namazı yok. Adam ilahiyat profesörü, namazı yok. Böyle hocalık olur mu ya? Öyle diyor bak. Kendinden uydurmuyorum. Ulema'uha alimuna, evet amiluna, bilgisiyle amel eden. Dini bilgiler ne diyor? Namaz kılmak farz diyor. Sen niye kılmıyorsun? Bilgisiyle amel edecek, namaz kılacak. Böyle alimler oruç tutacak. Peygamberin sünnetlerine uyacak. Mesela Efendimiz sağla yiyin, sağla için diyor. Aynen böyle. Sağla yiyin diyor. Böyle mubah işlerde, helal işlerde sağı tercih edin diyor. Efendimiz sözü bu efendim. Teyemenu. Sağı tercih edin. Ama bizim ilahiyat profesör çıkıyor televizyona, sağlı sollu su içiyor. Olmaz hocam. Sen peygamber adına konuşuyorsun, onun temsilcisisin. Peygamber böyle söylüyor, sen solla yiyorsun, olur mu? İmam efendi solla yiyor, olmaz hocam. Sen peygamberin makamını işgal ediyorsun. Şimdi hocalar çattı diye, oh dediniz, ama sen de Müslümansın. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen, Muhammed Aleyhisselam gönül veren adamsın. O böyle söylüyor, niye sözünü tutmuyorsun? Neden sözünü tutmuyorsun peygamberimizin? Hem inandım, kabul ettim diyorsun, hem de sözüne söylesin varsın. Olur mu öyle şey? Bu ne biçim inanmak? Efendimiz'in her söylediğine uyacaksın. Ona uymak, Allah'a uymaktır. Evet. Ona uymak, evet tebi'ûni yuhbikumullah ayet celîle. Muhammed Aleyhisselam uyarsan Allah seni sever, Allah'a uymuş olursun. Böyle peygamberim uymayı Allah'a uymayla beraber tutmuş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlara basit şeyler görüyoruz ama çok şey kaybediyoruz. Çoluk çocuğumuza bunları öğreteceğiz. Evet, ümmetimin hayırlıları ilmiyle amil olan şeylerdir, alimlerdir. Evet. Ve hıyar ulemâhe ruhamâhe. Alimlerin de en hayırlıları halim selim olanlardır, merhametli olanlardır. Barut gibi hoca. Asıyor kesiyor. Uy cehennem küdüğü falan. Dur. O kadar sert konuşma. Merhametli, halim selim olan alimlerdir. Onların da, alimlerin de hayırlıları onlardır. Şimdi bir üniversitede mimar bir hoca benimle dalga geçmek için odama geldi. Böyle dalga geçmek için ben de üstüne yürüdüm. Bir inançsız adama karşı niye şey durayım ki? O zaman kaçtı. Sonra demiş ki, bu Edirne'de olan bir vaka. Selim'i de konuşuyorum ben. Haftada bir gün orada olduğum zaman Selimiye Camisi'ni dolduruyorlar Edirne'liler. 7 pavyon var, kapanıyormuş. Hep orayı dinlemeye geliyorlar. İnsanımız inançlı. Mayası sağlam. Evet. Halbuki o zaman içkisiz bakkal dükkanı yok orada. 7 tane pavyon var. 80 bin nüfusu şehirde. Ama camiye geliyor öğrenmek için. Benim konuşmam bir hafta konuşuluyormuş. Haftada salı günler konuşuyorum. Bunun da kulağına gitmiş işte. Benim dalga geçmeye geldi. Dine karşı bir adam. Cami hiç yolunu bilmeyen bir adam. Ben böyle durunca kaçtı. Sonra gece demiş ki, ya herkes bahsediyor, bir de ben dinleyeyim şu hocayı demiş. Gelmiş benim konuşmamı dinlemeye, Selimiye kürsüsüne. Konuşurken dinlemiş.
Orada da şu hadisi okumuşum. Biz önümüze kitabı koyuyoruz. Ayet-i Celle'leri, peygamberin sünnetlerini aktarıyoruz vatandaşa. Başka bir rolümüz yok. Biliyorsunuz cenaze namazını kılan mümin Uhud dağı kadar sevap alır. Efendimizin sözü. İşi yok da defninde bulunursa iki Uhud dağı da sevap alır. Yani çokluktan kinaye. Uhud dağı meşhur. Onunla misal veriyor anlasınlar diye. Fakat bazı kimseler geliyorlar. Cenazesi geliyor caminin önüne. İşte çelenkler konuyor. Akrabaları da kenarda kazık gibi dikeliyor. Namazı kılmıyorlar. Orada dikeliyorlar. Cami cemaati de akrabası orada namaza katılmadı. Çelenkler diyor, ha bu inançsız filan diye cenaze namazı kılmadan dağılıyorlar birçok yerlerde. Ben dedim ki işte cenaze namazını müminin cenazesini kılan Uhud dağı kadar sevap alır. Defninde bulunan iki Uhud dağı sevap alır hadisini yorum yaparken bu adam dedim Yahudi olsa havraya götürürler cenazesini. Bu adam Hristiyan olsa cenazesini kiliseye götürürler. Camiye getirdiklerine göre cenazesini bu adamın elinde, sizin elinizde senet var, delil var. Müslüman bu adam. Adamı bilmiyorsunuz. Ama akrabası namaz kılmadı diye adamın namazını kılmamazlık etmeyin. Camiye getirilmesi cenazesinin namaz kılmak üzere sizin o adam mümin olduğunu dair delilinizdir. Namazını kılın dedim. Uhud dağı kadar sevabınızı alın gidin. Bir daha dedim böyle dağılmayın. Evet. Adam kafir mesela. Bilmiyorsunuz ama benim dediğim getirdiğini gördünüz, namazını kıldınız. Gene Uhud dağı kadar sevabınızı alırsınız. Onun küfrü Allah'la kendi arasında. Çünkü camiye gelmek iman alametidir. Bir adamın gelip de bayram namazını kıldığını gördünüz mü? Ona kafir diyemezsiniz. Ehli kıble tekfir olunmaz. Evet, ehli sünnet itikadının esaslarındandır. Bir adam bayram namazını kıldığını gördünüz mü? Kafir diyemezsiniz. Yanlışını düzelteceksiniz kardeşimiz olarak, din kardeşi olarak. Ha, onun için bu da camiye gelmiş ölüsü. Sizin deliliniz kılın filan dedim. Bu çok hoşuna gitmiş. Bayram namazına gitmiş gençliğinde. Kapıda hoca görünce kürsüde cehennem kütüğü ne işin var burada diye bağırmış adama. Ondan dolayı camiye gelmiyormuş. Hocalara düşmanmış. Ben böyle söyleyince özür dilerim dedi. Yanlış anlamışım dedi. Ya bizi dedi. Bize kapı açtın ya sen diyor. Ben kapı açmıyorum dedim. Peygamber kapı açıyor. Evet. Dinimizin ölçüleri bunlar. Buna göre hareket edeceğiz. Evet efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bak. Ümmetimin en hayırları alimleridir. İlmiyle amil. Bu alimlerin en hayırları da merhametli olan. Niye kovuyorsun camiye gelmiş adam bayram namazına? Cehennem kütüğü defol diye ne koyuyorsun hoca efendi? Merhametli ol yahu. Allah Allah. Böyle esip ya hemen adamı cehenneme sokma. Yumuşak huylu merhametli olanlardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Katı kalpli olmak. Kulubun kasiye. Katı kalpli olmaktan Allah'a sığınırız. Merhametli olmak müminin alametlerindendir. Mümin merhametli olur. Evet. Aç kalmış kafiri bile yedirsek sevap kazanırız. Çünkü Allah'ın yarattığıdır o. Yunus Emre ne diyor? Yaradılarını hoş gör, yaradandan ötürü diyor. Yani Allah yarattı, insan yarattı diye kafiri doyursak sevap alırız. Tabii önce mümin doyuracağız da aç kalmış hayvanı doyursak da sevap alırız. Canlı olanı. Evet, merhamet eseri. Katı kalplilik kötü bir şeydir. Allah'a sığınırız. Evet, biz yumuşak huylu hulemâuhe. Evet, ümmetim hayırlıları halim selim olanlardır. Böyle kestirip atanlar değillerdir. Evet. Ela ve inna Allah Teala yaghfiru lil alimi bi ayni
zenben erba'ine zenben hasule. İnna Allahu Teala yaghfiru lil alimi erba'ine zenben kabla en yaghfira lil cahili zenben vahiden. Evet. Şimdi hep derdimizi peygamberimiz görmüş. 1440 sene evvel söylemiş. Adam camiye geliyor. Müslüman. Bakıyorum ben namaz kılmayı bilmiyor. Nasıl bilmiyor? Evet bilmiyor. Namaz kılarken namazın 12 farzı var. 12 farzı var değil mi? Adestten taharet, necasetten taharet, vakit, niyet, istikbali, kıble, önceki farzları, kıyam, kıraat, iftidat tekbiri, rükû, sücud da namazın içindeki farzları. Bu farzlardan bir tanesi yok, namaz yok. Secde-i sevi ile tamir olmaz. Namaz farz yoksa namaz tamir olmaz. Namaz yok yani. Şimdi ben bakıyorum. Evet, camilerde fıkıh öğretilmediği için hoca diyor temiz olun, kardeş olun, birlik olun, birbirinizi sevin. İyi hocam da bunlar güzel de adam namaz kılmayı bilmiyor. Evet. Mesela namazın farzından birisi secdedir. Secde diyor Efendimiz kanun bu. Ben de uyuyacağım, sen de uyuyacaksın. 7 aza üzere olur. Alın, burun bir. Alın değecek, burun değecek secdede. 2 el. El yere neyle değer arkadaşlar? Ayasıyla değer. Böyle değil. Böyle değecek. 2 diz. 2 diz. 5. 2 ayak. Şimdi ben görüyorum cumaya geliyor herif. Ayağının tersini koyuyor secdede. Hadi sizden biriniz kalkın ayağının tersini koysun ayakta dursun bakalım. Var mı yapabilecek biriniz? Ayağın altını dayarsınız yere kalkarsınız. Secdedeki adam da ayağını yere koyacak altını. Ondan sonra secdedeyken kaldıracak ayağını, parmakları kıbleye dönecek, parmaklarının baş parmağının diğer parmağının altı toprağa değecek, yere değecek. Hocam ben 50'sinde 60'ında başladım namaz kılmaya, evet, kireçlenmiş, eyvallah, ucu değecek. Böyle parmağın kıvrılmıyorsa böyle, ucu değecek. Ucu değmezse namaz yok, çünkü secde yok. Bunu imam yaparsa imamın namazı yok. İmam namazı olmayınca cemaatin namazı yok. Sen yaparsan senin namazın yok arkadaş. Bu benim fetvam değil. Dinimizin kanunu bu. Onun için namazda ne yaptığınızı bileceksiniz. Öyle diyor Peygamberimiz. Bilen kimse yin cahilin bir günahını affetmeden onun diyor 40 günahını affeder bilen. Çünkü usulüne uygun yapar, namazını kılar. Zekatını verir, orucunu tutar. Bile bile yapar. Usulüne uygun yapar, geçerli olur. Öteki yatağa kalkar, iyi niyeti var ama namaz olmaz o. Namazın kuralları var. Yani bilmeden ibadet geçerli olmaz. Usulüne uyamazsınız çünkü bilmezseniz. Ama bizde bu eksik. Camiye geliyor adam, ayağını yıkıyor mesela. Gördüklerimi söylüyorum. Topuğumuzda kuru yer varsa abdestiniz yok. Ama adam ucunu yıkıyor, kalkıp gidiyor. Bu abdest yok. Topuğumuzu böyle o domalan kemiğiyle beraber yıkamanız lazım. İğne başı kadar kuru yer kalsa ayağınızda abdest yok. Abdest olmayınca namaz yok. Bu bilgiye sahip olmayan böyle hemen bir de mesela yıkarken şu saç bitiminden çene altına kadar iki kulak arasında yüzünü yıkayacaksınız. Adam böyle yapıyor. Burla kuru kalıyor. Böyle yapıyor. Evet. Bilmezseniz olmaz. İbadetiniz de boşuna gider. Bilmezseniz olmaz. Bilirseniz işte
bilgili müminin günahını cahil kimsenin günahını kıyas ediyor. Cahil kimseyi mümin olduğu için Allah onu da merhametli ama onun bir günahını affetmeden bilgili müminin 40 günahını affeder. Bilmek lazım. Abdest almayı, gusletmeyi, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermenin şartlarını bilmek lazım. Bileni dinlemek lazım. Kendin okuyamıyorsan bilenden öğrenmek lazım. Evet, kendi kafama göre hareket etmeyeceksin. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Ayet-i Celle bu. Bilmediğinizi ehli zikir alimlere sorun diyor Allah. Evet. Şimdi ben profesörüm. 43 senedir konuşuyorum. 50 senedir hatta. Ama ben İmam-ı Azam kadar değilim. Bilen o. Onun için onun kitapta ne yazdıysa, söylediyse ona uyuyorum. Çünkü onu kadar bilemiyorum. Bilmiyorsanız bilene sorun. Mezheplerin kaynağıdır, dayanağıdır. Herkes İmam-ı Azam olamaz. İmam Şafii olamaz. Allah onlara muazzam bir deha vermiş. Öyle bir itibar vermiş. Bütün Müslümanlar peşine takılmış. Evet, sen kimsin hiç? Merhaba diyen yok. Evet, bilene soracaksın. Nasıl bilen ama? O televizyonda soluyla sayıyla yiyen profesöre değil. Evet, peygamberin sünnetine uyan, namazını kılan ehli zikir, dinin emirlerini yerine getiren alimlere sorun diyor Allah. Mezhebine ihtiyaç var. Var beyefendi. Öyle denir mi? Hukuk fakültesi bitirince hemen adam hakim yapıyorlar mı? Hakim yapsalar ve hemen Yargıtay hakim yapıyorlar mı? Sulh hakimi, asli hakimi, ceza hakimi, ağır ceza hakimi, Yargıtay hakimi, böyle böyle. Seçiyorlar değil mi? Yani bilmenin de bilmenin de bir derecesi var. Sen o derecede tutturamadıysan o tutturanlara tabi olacaksın. O da Hanefi mezhebinde Ebu Hanife. Onun fetvalarına uyacaksın. Onları öğreneceksin. Bilmiyorsan bilene soracaksın. Allah'ın emri budur. İşte böyle bilgili ibadet edersen, bilgili mümin olursan diyor, cahil müminin bir günahını affetmeden bilgili müminin 40 günahını hemen affeder. Allah Celle Celaluhu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ela ve innel alimer rahimu yeciu yevmel kıyame ve inne nurahu yemşi fihi ma beynel meşrik vel mağrib. İlim sahibi, ilmiyle amil, merhametli, camiye gelenleri kovmayan, yumuşak, herkesi camiye sokan, alıştıran, camiden kovmayan, böyle merhametli ilmiyle amil alimler kıyamet günü nurları doğuyla batıyı aydınlatacak şekilde nurlu olarak, evet, kema yesri, evet, el kevkebi dürri, parlak yıldız semada nasıl, Allah Allah, ne kadar parlak yıldız, bütün yaratıkların, insanların arasında ilmiyle amil, merhametli amil, alim, işte böyle görünecek. Herkes vay be, adam ne güzel adammış diye hayran kalacaklar diyor güzel peygamberimiz. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bir hadis-i şerif daha okuyorum. Güzel peygamberimiz buyuruyor. Hıyaru ümmeti ellezine ya'ifune. Evet. Ümmetimin hayırlıları, evet, şereflileri, asil kimdir? Ümmeti Muhammed'in hayırlıları, şereflileri, asilleri kimdir? اَلَّذ۪ينَ يَعِفُّونَ İffetli insanlardır. Yani haramdan kendini koruyanlardır.
yasak şeylerden kendini koruyanlardır. Efendimiz sözü bu. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ayet, hadislerle ilgili şey, kadınlarla ilgili örtülmeleri ilgili ayet var. Evet. وَلْيَطْرِبْهُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Habibim, müminle kadınlara söyle. Başörtülerini bir kere başlarını açmasınlar, başlarını örtsünler. Başörtülerini, kulaklarını, boyunlarını, gerdanlarını örtecek şekilde örtsünler. وَلْيَطْرِبْهُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Ayet bu. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ Ziynetlerini, erkeklerin hoşuna giden güzel taraflarını sakın açığa çıkarmasınlar, göstermesinler. 1936'da meclis kararıyla devlet tarafından Mustafa Kemal Paşa zamanında basılmış resmi tefsir. Elmalı Hamdiyaz Hoca'nın Hak Dini tefsirine bakabilirsiniz. 5. cilt 2304-2305 bu ayetin tefsirine. Evet. Kadınların evlenebileceği erkeklere yüzü, eli, ayağı hariç başka yerlerini göstermeleri Kur'an-ı Kerim'e göre dinimizde haramdır. Günahtır, yasaktır. Ayetler okudum. Tefsiri de söyledim, sayfasına bakınız. Ama şimdi bakıyoruz biz. Kadın göbeğine kadar göğüslerinde açıyor. Her şeyini gösteriyor. Adı ne? Ayşe. Olmadı Ayşe bacım. Sen Müslümansın. Allah'ın emri bu. Ben de sana hatırlatıyorum. Evet, iffetli olanlar. Onu söylüyor. Ümmetimin hayırları iffetini koruyanlardır. Hıyaru ümmeti ellezine yaifune. Evet. Allah'ın Resulü böyle söylüyor. Ben de aktarıyorum. İnsan, sen Müslümansan neden sağını solunu herkese gösteriyorsun? Ne demek iffet? Aynen okuyorum. Men un nefs anil meharim. Haramlardan insanın kendini alıkoyması, vel menahi, dinde yasak olan şeylerden insanın kendini alıkoymasına iffet derler. Evet. Bundan söylediğince mod olduğu için bundan bahsettim. Evet. Ramazan'da oruç yiyor herif. Adın ne Ali? Nasıl Müslümansın sen ya? Niye saygı duymuyorsun namaza? Hasta olabilirsin, yolcu olabilirsin veya tutamayacak olabilirsin veya İnkar etmesin, tutmasın, günahkar olsun, kafir olmasın ama niye saygı duymuyorsun namaza? Hem Müslümanı diyorsun hem de Ramazan'a hiç saygı yok. Yani şuursuz, bilinçsiz Müslümanlık insanı kurtarır mı? Evet, imanı olan eninde sonunda kurtulacak ama ölürken durum var. Kabir azabı var. Mahşer sıkıntıları var. Ondan sonra Mahkeme-i Kübra'da rezil olmak var. Hadi mümin olduğun için Allah Resulü geldi, şefaati kurtardı ama o safhaya kadar kaç aşamada canın yanacak. İman edene söylüyorum. Ölürken ne an? Ha, İbrahim Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam gelmiş karşısına. Aynı seninle benim konuştuğumuz merhaba merhaba dediğimiz gibi onlar da meleklerin ileri gelenleriyle konuşuyor peygamberler. Gelmiş Azrail Aleyhisselam selamun aleyküm ve aleyküm selam demiş. Nasılsın, iyiyiz filan dedikten sonra sevmediğin günahkar bir adamın canını nasıl alıyorsun demiş, bana göstersene. Ne işin var lan demiş senin. Sen ateşin bile yakmadı, Allah'ın dostu Halilur Rahman'sın. Ne işin var öyle adamlarla? Allah aşkına demiş, senden rica ediyorum. Sevmediğin günahkar bir adamın canını nasıl alıyorsun? O kılığa bir gir.
Allah aşkına deyince yapmak zorundasınız. Yapmazsanız lanetli olursunuz, dikkat edin. Onun için herkese Allah aşkına deyip durmayın. Adam yapamayacaksa Allah aşkına deyip yapmak zorunda. Yapmazsa lanetli. Onun için çok kalın olur ki Allah aşkına. Geliyor mesela evinize, yemek koyuyorsunuz. Ya şimdi sofradan kalktım. Allah aşkına ye. Patlasın mı ya? Böyle bu kelimeyi ucuz kullanmayın. Çünkü Allah aşkına kelimesini yapmadı mı melun olur karşı taraf. Ya adam patlasın mı ya? Şimdi maalesef bunlar bilinmiyor. Allah aşkına deyince Azrail Aleyhisselam kızdığı, sevmediği kimselerin canını aldığı kılığa bürünmüş. Ateşin yapmadığı, ateşe dayanan İbrahim Aleyhisselam o kılığın dehşetinden, korkunçluğundan bayılmış, düşmüş. Tefsir kitaplarına bakın, bilimsel kaynaklara. O koca İbrahim Halilurrahman, o Azrail Aleyhisselam çikinliğinden, dehşetinden bayılıp düşmüş yere. Bayıldıktan sonra demiş ki, cehenneme gerek yok demiş, şu kılığın yeter. Hani ölürken ne olacak deme. Ölürken böyle dehşetli. Kabir azabı var, cehennemden bir çukur. Hufratun minen niran, peygamber sözü bu. Veya cennet bahçelerinden bir bahçe. Ona göre nizman kıyamet kopacağını nereden biliyorsun? Orada çukurda yanacaksın. Evet, eğer o cehennemlik olanların kabir azabından bağırtılarını duysaydık, gömmeden kaçardık. Peygamber söylüyor, Allah'a yalvardım diyor. Günahkar kulların çektiği azaptan dolayı bağırıyorlar, feryat ediyor. Yandım, yetişin, kurtarın diye. Allah'a yalvardım, bunu duyurma insanlara diye. Allah da kabul etti. Onun için götürüyoruz, herifi sarhoş da olsa, kumarbaz da olsa, Müslüman adı Ali diye. Ama neler ne kadar bağırıyor o çektiği azaptan. Duyurmadığı için gövüyoruz. Yoksa onun ne kadar bağırdığını duysak, gömmeden kaçardık. Adamın cesedi ortada kalırdı, kokardı. Kuyruğunda kuşa yem olurdu. Böyle olmasın diye Allah'a yalvardım, duyurmadım, duyurma diye yalvardım diyor. Hadis bu beyefendi. Yani kıyamete kadar ne olacak deme. Ölürken durum böyle dehşetli. Peygamberin duası var beyefendi. Allahum hevvin aleyna sekeratil mevt. Allahum sekeratil mevti bana kolaylaştır diyor peygamber. Ne dehşetli bir şey ki hepimiz oradan geçeceğiz. Yani onu düşün, ona göre yamuk davranma. Ondan sonra kabir azabı var. Hufretun minnen, huferin niran. Ondan sonra mahşer sıkıntıları var. Güneş bazen yaklaşıyor. Herkes terliyor. Herkesin teri burnuna böyle koyuyor. Burnuna kapatıyor. Kulak yumuşağına kadar. Bak burun delikleri kulak yumuşağının altında kalıyor. Tabii nefessiz duramaz insan. Ter suyun içinde, insan ter suyu içinde bunun şeyini kaldırır diyor. Nefes almak için. Hadis-i şerif bu. Böyle durarken boynu ağrır, tekrar burnu düşer diyor. Tekrar havasız kalır. Gemli hayvan gibi, terli hayvanı gemli bağlarlar ki başını hareket etsin de sancı olmasın diye. Gemli hayvan gibi başını bir indirir, bir çıkarır. Öyle terler, öyle dehşetli, bazen zifiri karanlık, karanlıkta ne yapacağını bilmez, giderken sana çarpar, düşürür, çiğner seni. Bir beddua düşen adamdan o durumlar var. Evet, o zaman çok susadık mı, susadı, Allah susamayanlardan eylesin. İşte o susayanlar, bakacaklar ki bir grup mümin يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ يَسْعَى بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْنَاهِمْ önünde nur, sağında nur gidiyorlar. Bakıyor ki ha, tanıdığı Hacı Ali. Ben de Müslümanım diyecek. O da takılacak. Buhari Müslüm hadisi efendim.
Onların peşine Havz-ı Kevser'e içmeye susamışlar. Havz-ı Kevser'de Peygamberimiz başta sahabiler geleni içiriyorlar. Yıldızlar kadar tası var. Yıldızlar kadar. Bütün müminler yetecek şekilde yanmış, kavrulmuş adam. Herkes içiyor. Sıra ona gelince, kuyruktan sıra ona gelince tam içecek. Öyle diyor Peygamberimiz. Pençesinden bir el, kuvvetli bir el, melek, görevli melek onu yakalar, geri çeker. Peygamberimiz son derece merhametli. Raufun Rahim. Müminleri çok seviyor. Bu da mümin. Günahkar ama mümin. O benim ümmetimden. Nereden tanıyacaksın ya Resulullah diyorlar. Abdest azaları parlayacak diyor. Bu adam mümin olduğu için cuma kıldı, bayram kıldı değil mi? Abdest aldı. Abdest azasından bileceğim. İşte böyle bir kuvvetli pençe onu çeker alır. O benim ümmetim derim. Ama melek der ki bu ne yaptığını biliyor musun? Ya Resulallah. Ne yaptı? Senin sünnetlerini hiç saydı. Onlara uymadı. Senin sünnetlerine olmayan şeyleri yaptı. Evet. Mesela düğün yapmak sünnettir. Düğün yaptığınız zaman, evlendiğiniz zaman düğün yapın. Düğün yemeği verin. Buna velime derler. Bu velimeye gitmek gerekir, vaciptir. Mazeretin yoksa. Gitmeyen Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur diyor Peygamberimiz. Çünkü sen ben gitmezsen düğün olmaz ki o. Kimse gelmezse sevinç olmaz. Sen gideceksin ki neşeli olacak. Gidin. Evet. Cenazesinde gideceksin, üzüntüsünü paylaşacaksın, düğüne gideceksin, sevinci artacak. Şimdi evet, bir mümin düğüne düğün yapması sünnet ama içki içmek haram. Kadınların erkeklere dans etmesi Müslümanlıkta yok. Çünkü iffetli dedi, okuduk, hadis okuduk. İffetli, iffetli olmak gerekir. Açık saçık kadınlar öyle başka erkeklerin kucağında dans ediyor. Erkek adam karısını kıskanır. Karısını kıskanmayan adam, Peygamberin hadisi, ben söylemiyorum. Deyyus diyor Peygamberimiz. Aynen böyle şeddeli. Karısını kıskanmayan erkek deyyustur diyor. Cennetin kokusunu koklayamaz diyor. Şimdi elin herifinle dans ediyor çırılçıplak. Bu Peygamber sünnetinde var mı? Dinde var mı? Güzel kardeşim Ali, Hasan. İşte bunları yaptı ya Resulallah. Sünnetine bid'at karıştırdı. Suhkan buğdan, gözün görmesin, çekin götürün der. Derim diyor. Ben de size aktarıyorum. Buyurun. Diyanet İşleri Başkanı'nın bastırdığı Tecrid-i Sarih Türkçe hadis kitabı var. Bakın bu söylediklerimi orada bulacaksınız. Evet. Bizim de tercüme ettiğimiz devamlı okul, onun şeyde göreceksiniz. Evet efendim. Ümmetim hayırlıları iffetli olanlardır. Şimdi bu iffet sadece böyle değil. Bir de İzâ âtâhumullâhu minel belâi şey'en kâlû ve eyyü belâin kâle hüvel aşk. Başına bir sıkıntı geldi mi? Başına bir sıkıntı geldi mi? İffetli olacaksın. O sıkıntıdan dolayı benden başka adam bulamadım ya Rabbi. Niye benim başıma bu iflası verdin? Niye bana böyle? Deme. Deme. Sen müminsin. Kadere inen adamsın. Allah'a inen adamsın. Başına bela geldi mi ağzına diline hakim ol. Bir bir de mesela burada söylüyor. Oğlan kıza aşık olmuş. Mesela. O aşk sebebiyle o neler yapıyor? Yo 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 yo. Allah'ın koyduğu sınırlar var. Peygamber koyduğu sınırlar var. Kanunun koyduğu sınırlar var. Bunları çiğneyemezsin. Aşıkım ben diye bu aşk mazeret sayılmaz. Evet.
gene şeriatın emirlerini çiğneyemezsin. Onlara uymak gerekir. İşte böyle zor durumlarda ağzına diline hakim olan, iffetini koruyan, küfretmeyen, taşkınlık etmeyenler de hayırlı ümmetimdir diyor güzel Peygamberimiz. Allah Celle Celaluhu imanımızı kamil eylesin, ahlakımızı güzel eylesin, dinimizi bilen, bildiğini uygulayan, Peygamberimizin övdüğü güzel bilgili Müslümanlardan olmayı bize nasip etsin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Fatiha-i şerife mal besmele-i şerife. Bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. Elem neşrah leke sabr. On birer İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke ente semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke ente tevvabur rahim. Vehdina ve vaffigna ilal hakk ve ilal necat ve ila tarikun mustakim ve ila tarik cennetin naim. Ya Rabbi dersimizi, namazımızı, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruh-i pakine hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle.
cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edik, vasıl eyle, şefaatlerine bize nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, ötbaları, rıdvanullahi teala aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edik, vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullahi aleyhi mecmain ervahına da hediye edik, vasıl eyle. Özellikle kendisinden feyiz aldığımız, ilim ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstadlarımızın, müşahabenlerimizin, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu aziz vatan için geçmişte ve halen canlarını bezleden şehitlerimizin, ashab-ı hayratın ervahına da hediye edik, vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Son nefesimize kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak ruhumuzu teslim etmeyi bizlere nasip müyesser eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bizi sevdiklerinden, salih kullarından eyle. Her an seni zikreden zakirlerden, nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Küfürden, şüphe etmekten, yanlış, kötü şeylerden bizleri muhafaza eyle. Ya İlahi Alemin, Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak ölmeyi hayırlısıyla uzun bir ömürden sonra, hayırlı uzun ömürden sonra hayırlı bir mümin olarak ölmeyi bize nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'e affınla, lütfunla, ihsanınla muamele eyle. Kafirleri kahreyle. Kafirlerin, münafıkların, satılmışların Ümmeti Muhammed'in arasına sokmak istedikleri nifakları, hileleri kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ümmeti ve Müslümanları ve İslam'ı aziz eyle ya Rab. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da Ravza-i Mutahhar edilen salih kulların hoşnutlukla kabul buyurun dualarını dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle ya Rab. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, hükmüyle amel etmeyi, güzel peygamberimizin sünnetlerini öğrenmeyi, hayatında uygulamayı, başka müminlere de öğretmeyi, böylece peygamberimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip müyesser eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.